AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Türkiye'deki emeklilik sisteminin gelişmiş ülkelerdekine benzemesi gerektiğini söyledi. Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz gerek dedi. Güler haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi ile ilgili şu an için bir çalışma olmadığını söyledi. Bizim mutlaka bu manada hem prim miktarını esas alacak, yaşa esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilik sistemiyle ilgili konuştu. Güler emeklilik sistemiyle ilgili gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara işaret etti. Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki ee, emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. İnşallah önümüzdeki dönemlerde e, evrensel, dünya ölçeğinde gelişmiş ülkelerin de e, uyguladığı bu sistem üzerinden e, benzer bir uygulamayı çalışmayı bizim ülkemizde de e, hayata geçirmemiz gerekiyor. Haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili şu an için bir çalışma olmadığını belirten Güler, yalnızca belli meslek gruplarında haftada daha kısa süreli çalışılabilmesi için bazı teklif ve önerilerin olduğunu ifade etti. Öyle bir çalışma söz konusu değil. Yani gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından herhangi böyle bir gündem bizde böyle bir çalışma yok. Ancak tabii belli sektörlerde özellikle pandemiyle beraber belli sektörlerde belli meslek gruplarında daha kısa süreli çalışma daha esnek çalışma modelleri de tabi burada gerek işveren gerek çalışanlar açısından öneriliyor çalışılıyor. Güler kamuoyunda dolanan dosyaların doğrudan yargıtaya gönderileceği iddialarına ise yanıt verdi. Şu anda öyle bir öneri teklif. E, gündemimizde yok ama e, farklı dediğim gibi e, beklentiler açısından bize iletilen hususlar var bu yönüyle beraber. Dediğim gibi bunu makul süreyi e, hedeflerken, makul süreyi e, bu manada e, ilgili mahkemeler gözetirken, adil yargılanma hakkı ve savunma koşullarındaki e, şüpheli, fail lehine olacak hususlara da belli bir dengede de tutması gerekiyor.